Malatya'mızın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Tabii bugün depremin 19. günündeyiz. Sayın bakanlarımızın da ifade ettiği gibi il il üstüne koya koya her saat her dakika çalışmalarımızı süratli bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda az önce hep birlikte hem hasar tespit durumlarını hem yeni Malatya'mıza, yeni Akçadağ'a, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararlarımızı hep birlikte istişare ettik. Ve alınması gereken kararları bir fiil burada yerinde şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, buradaki demografik yapı neyse, buradaki kültürel yapı neyse hepsini de içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Ve bu kapsamda inşallah yeni Malatya'yı, yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bir yıl geçmeden de konutlarımızın teslimlerini etap etap yapmak suretiyle buradaki depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onların talimatlarıyla biz de hem şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Tabii Malatya ve tüm Türkiye'de de eş zamanlı hasar tespit çalışmalarımızı yine sahadaki 7000 personelimizle yürütüyoruz. Ve bugüne kadar 4.658.000 bağımsız bölümden oluşan 1.316.000 binanın incelenmesi tamamlanmıştır ve Malatya özelinde de baktığımızda hasar tespiti %80 seviyelerine gelmiş. Hatta hasarın yoğun olarak yaşandığı il ve ilçe merkezlerindeki yerlerde %98 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda tüm Türkiye'de incelenen 1.316.000 binada 534.000 bağımsız bölümün ve 173.000 binaya tekabül ediyor. Ağır hasarlı yıkık veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Malatya ilimizde ise 27.000 binada 82.000 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bu bize şunu anlatıyor. İki deprem yaşadık. İlk depremde Malatyalı kardeşlerimiz evlerini terk ettiler ve ikinci depreme birçok kardeşimiz dışarıda yakalandılar. Yıkımın fazla olması, vefatlarımızın hamdolsun az olmasının sebebi de budur. Ancak Malatya'mızda da gerçekten ciddi bir yıkım söz konusudur. Tabii biz bu kapsamda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. AFAD'ımız koordinasyonunda, bakanlığımız, TOKİ başkanlığımız eliyle, emlak konutumuzla, yapı işleri genel müdürlüğümüzle, kentsel dönüşümümüz genel müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğiz. Amacımız, hedefimiz ilk etapta rezerv alanlardan başlamak ve yine devamında şehrin merkezinde master planlar hazırlıyoruz. Şehrin demografik yapısını, kültürel yapısını koruyacak esnafıyla, işçisiyle, buradaki tüm şehrin ileri gelenleriyle bir araya geleceğimiz, onların talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini de şekillendireceğiz. Ve burada gerekli imar düzenlemesini de bu çerçevede yapacağız. Vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması adına yine AFAD koordinasyonunda şehrin belli noktalarına nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak, esnaflarımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu AFAD koordinasyonunda yapmaya başlıyoruz ve bu kapsamda da belediyelerimizle birlikte şehrin yaşaması, esnafımızın ticari hayatını, faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına da bu kararları almış bulunuyoruz ve bu kapsamda inşallah çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla da bu ticari ünitelerin yapımına da inşallah başlayacağız. Tabii ilk kazmamızı bugün Nurdağ ve Islahiye'de sözleşmelerini imzaladığımız afet konutlarıyla birlikte yapmış bulunuyoruz. Tüm milletimize, tüm depremzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
ve yine Malatya'mızda ilk etapta 500 konutumuzu belirlediğimiz Gelincik Tepesi'ndeki alanımıza yaptık ve inşaat sürecini inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlayacağız. Malatya'da tabii yapacağımız yerleri depremin yoğun olarak yaşandığı alanlardan başlıyoruz ve bu kapsamda Battalgazi ve Yeşilyurt İkizce'de. Yeşilyurt İkizce gerçekten güzel bir alan. Şehrin hem doğusunda hem batısında hem kuzeyinde, şehrin bütün alanlarında genişlemeyi ve şehrin 50 yılını planlayacak anlayışla yapıyoruz. Yine Gelincik Tepesi bizim daha önce afet konutlarını yaptığımız alandı. Burada da alanlarımızı kullanacağız. Çamurlu ve yine Altay kışlasından daha önce çıkardığımız alanlarımızı kullanacağız. Ve 43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. Ve daha sonrasında bitirdiğimiz master planla birlikte de şehrin merkezinde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkanların olmadığı, ticari aksların olduğu, şehrin yaşadığı, şehrin tarihi eserlerinin korunduğu, ihya edildiği ki onu da Kültür Bakanlığımız tüm şehirlerde eş zamanlı yürütüyor. Dolayısıyla yeni Malatya'yı inşallah en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz. Köy konutlarımızla birlikte ki burada da yaklaşık 15 bin köy konutunun yapılması planlanmaktadır. Bu konutlarımızı da etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz. Hem köylerimizde, hem ilçelerimizde, hem şehirlerimizde ihya ve inşa faaliyetlerini sürdüreceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun. Malatya'mıza ve deprem yaşayan bütün illerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden her bir insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Değerli bakanlarımız burada yapılan çalışmalara ilişkin gerekli değerlendirmeleri yaptılar. Bu çerçevede çalışmalar devam ediyor. Burada da gerçekten Mehmet Ersoy, Mahmut Özer bakanlarımızın başkanlığında bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde Malatyalı kardeşlerimizin ihtiyaçları, sorunları, bu sürecin yönetimi etkin bir şekilde yapılmaktadır. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.